Milletvekilim, değerli mesai arkadaşlarım, yani hepiniz ve değerli basın mensuplarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Eğer müsaade ederseniz öncelikle unutma endişemden dolayı yarınki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı canı gönülden kutluyorum. Sizlerin ve tüm evlatlarımızın. Bu yıl tabii her bayramdan daha farklı bir bayram olacak. Ama kamu kurumlarımız, valiliğimiz, milli eğitimimiz, ondan sonra belediyemiz ve birçok kamu kurumumuz ve sivil toplum örgütlerimiz çocuklarımızın için özel bir şeyler yapmayı planlıyor. Dışarıdan katılan misafirlerim, galiba bir kısmınızın mikrofonu açık. Bana çok ses geliyor. Belki şeye de gidiyordur o sesler. Mikrofonlar şu anda kapalı olursa VKS ile katılanların. Evet. Ayrıyetten 2 gün sonra Ramazan başlıyor. Herkesin Ramazan'ı şerefini de şimdiden tebrik ediyorum. Rabbim dualarımızı, oruçlarımızı kabul etsin. Tabii bugünkü toplantımızın ana konusu dün alınan bir karar üzerine ilgili heyet, ilgili arkadaşlar, konunun tarafları olarak hep beraber bir toplanalım diye hem burada zaman zaman gruplar halinde işte bir araya geldiğimiz arkadaşlarımızın hem özelde sohbet ettiğimiz arkadaşlarımızın talepleri oldu değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi müsaade ederseniz ben size bilebildiğim ve anlatabildiğim ve dilimin döndüğü kadar bu karara ilişkin meseleyi izah etmeye çalışacağım. Tabii şu noktada herkesten özür dileyerek başlayacağım. Ben dün gece 2 gibi yine Ramazan tedbirleri genelgemiz geldiği için onunla ilgili konuları bitirip istirahate çekilebildim. Bugün de sabah 10'dan işte bu saate kadar şimdi kendilerinden müsaade istedim. Aile ve Çalışma Bakanımız ve İçişleri Bakanımızla yine VKS toplantımız vardı. Diğer valilerimiz devam ediyor. Ben sizleri bekletmemek için müsaade isteyerek geldim. O toplantı devam ediyor. Dolayısıyla çok bir hazırlık yapamadım ama hep olduğu gibi size içtenliğimle, aklıma gelenlerle ve en doğru bildiklerimle hitap etmeye çalışacağım. Kıymetli arkadaşlar, hem dünyada hem ülkemizde çok önemli bir süreç yaşanıyor. Evveliyatını, aldığımız kararları, neler yaptığımızı hepiniz konunun tarafları olarak işte bulabildiğiniz her türlü imkanı kullanarak bizim haber kaynaklarımızdan, kendi haber kaynaklarınızdan bugüne kadar takip ettiniz. En iyi şekilde yürütmeye bu süreci gayret ettik. Şimdi dün alınan karar, 4 vali olarak bizim imzaladığımız ve aldığımız karardan sonra tabii bu bölge olarak çok ciddi bir etkilenme ve önemli bir karar olduğunu bunun değerlendiriyoruz. Dolayısıyla birkaç hususu bu noktada ifade etmek gerekiyor kıymetli arkadaşlar. Öncelikle 2 gündür filan da çok yoğun bir beni de arayanlar oluyor. Biliyorum sayın vekilimi, işte İSAK başkanı, diğer başkanlarımı, diğer arkadaşlarımızı eminim onlar da benim gibi belki binlerce birkaç gün içerisinde telefona bakmak zorunda kaldılar. Bunu dün duyururken şunu ifade edeyim. Rize'ye geldiğimden beridir attığım en zor imzaydı. Onu samimiyetle söyleyeyim. Niye attığım en zor imzaydı? Kararın içeriğinden ya da doğruluğundan şüphem olduğundan değil, hemşerilerimin, özellikle Rize'nin dışındaki hemşerilerimin memleketlerini ne kadar sevdiğini bildiğimiz için, biz de onları çok sevdiğimiz için, onların bu süreçten yani memlekete gelebilme isteklerinden dolayı yaşayacakları üzüntü benim için esas zorluktu. Yani kararın içeriğinden hiçbir şüphem yok ama hemşerilerimin
bu özlemini düşününce o beni çok zorladı. Tabii ben dünden beridir takip edemedim ama arkadaşlarıma sabah sorduğumda hemşerilerimizin şeyi nasıl diye bana şunu söylediler. Birçok hemşerimiz doğru bir karar, doğru bir süreç yürütülüyor. Yani mevcut riskler, daha önce yaşananlar, bilinen tecrübeler doğrultusunda en önemli, en uygun karar alındı diyor. Ama ciddi bir miktardaki hemşerimiz de memleket özlemiyle, çay sezonunun başlamasıyla, çayın bu memleketteki önemi ile sitemler ettiklerini arkadaşlar bana söyledi. Bu tabii beklediğimiz, yani olabileceğini düşündüğümüz bir husustu. Kıymetli arkadaşlarım. Şimdi şimdi arkadaşlar bugün itibariyle geldiğimiz noktada biz artık o yerde değiliz. Yani geçen hafta içerisinde 20 küsurlardaydık. Ki bu verilerden sadece birisi çok da önemli gördüğüm bir veri değil benim ama bunu vatandaşlarımız çok önemsediği için bunu ifade ediyorum. 20 küsurlar belki şimdi daha da geriye gittik. Bu nasıl oldu? Bakın tamamen büyük şehirlere seyahat yasağı getirilmesine endeksli süreçten oldu. Ne zaman ki seyahat yasağı getirildi, ilimizdeki rahatlama süreci birkaç gün sonra başladı. Son 10-12 gündür aldığımız veriler stabil, yani o bilim kurulu üyelerimiz söylüyor ya, belli bir süre stabil gider sonra negatife döner. Stabil. Bakın, ilimiz dışarıya açık olduğu süreçte günlük vaka sayımız 10 civarıydı değil mi Mustafa Hocam? 10-12 idi. 10-12 idi günlük vaka sayımız. Son 10-12 gündür günlük vaka sayımız 0-1-2. Elhamdülillah. Allah nazardan saklasın. Çünkü sağlık çalışanlarımız da olağanüstü bir gayret sarf ediyor. Hekimlerimiz, hemşirelerimiz, görevlilerimiz. Valla hallerini görseniz cidden hakları ödenmez dersiniz. Bütün sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Şimdi bu noktaya gelmişken dediğim gibi hem Ankara'daki tüm birimler hem de bizler günlük olarak ne oluyor'yu takip ediyoruz. Şimdi dün alınan karar ve açıklanan karar kıymetli arkadaşlarım. Orada 4 tane valinin imzası olduğu için bana arkadaşların verdiği süreç 4 tane vali oturdu böyle bir karar açıkladı gibi bir tabii vatandaşlarımız da algı olmuş olabilir. Şimdi bizim konumumuz itibariyle oraya imza atması gereken adamlar biz 4 tane vali. Ama o karar iyi okunursa bakın ben müsaadenizle o maddeyi okumak isterim. İlimizi de içine alan bölgemizde yaklaşan çay hasadı sezonunda özel önlemler alma gereği hasıl olmuştur. Bu kapsamda alınması gereken tedbirler konusunda yerelde sektörün tüm tarafları. Buradaki herkesle görüştük arkadaşlar. Herkesin çok kıymetli fikirleri alındı. Hem bakanlıklarımız tarafından hem de hep beraber bu değerlendirildi. Yani kim var? Pandemi kurulumuz. Bu işin bilim insanları, pandemi kurulumuz, onların önerileri oldu. Çay kurumuz fikirlerini söyledi, ticaret borsamız, ziraat odamız, ilgili kamu kurumlarımız, muhtar dernekleriyle birkaç gün önce görüştük, STK'larımız, müstahsillerimiz. Bu görüşmeler, yani şurada, ya bizim o attığımız imza, bu karar alınsın denilen herkesin adına atılmış bir imzadır. Onu söylemeye çalışıyorum. Ve tabii, özellikle bilmenizi isterim, bu düzeydeki bir kararın, yerelden verilmesinin çok mümkün olmadığını herkes takdir eder. Bizim bütün bakanlıklarımız, yani konuya ilgi duyan bütün bakanlıklarımız ve Ankara'daki kurumlarımız buradaki süreci bizden çok daha net takip ediyorlar ve bizim elimizde olmayan veriler onlarda var. Örneğin biz her ili göremiyoruz ama onlar görüyor. Nere nasıl seyrediyor diye. Ve ilgili bakanlıklarımız ve kurullar nezdinde de bölgeden alınan bilgiler, bizim bu görüşlerimiz ve kendilerinin haiz olduğu bilgiler değerlendirildi ve ortaklaşa bir karar verildi. En zor karar verildi. Dediğim gibi benim de attığım en zor imzaydı. Çünkü hemşerilerimizin bu sezonda Rize'ye gelmeyi ne kadar önemsediğini sizin kadar ben de biliyorum. Ve şu bölüm
Ekonomimiz için çok önemli olan çay hasadının tamamlanması için alınan ortak kararlar, dikkat ederseniz. Ortak kararlar. Ve devamında diyoruz ki temel mücadele unsurunun izolasyon ve vatandaşların bulunduğu yerde kalması gerçeğinden hareketle. Bakın temel mücadele, bu salgınla temel mücadele şartımız bu. İzolasyon ve herkesin bulunduğu yerde kalması. Salgının illerden diğer illere bulaş riskinin olması. 31 il için giriş çıkış seyahat yasağının devam etmesi nedenleriyle ve şimdilik. Çayın ilk hasat dönemi olan Mayıs ayı hasadı ile sınırlı olmak kaydıyla çay hasadı yapılacak. Rize, Artvin, Trabzon, Giresun illeri dışındaki müstahsillerin bu illere gelişi için seyahat izni verilemeyeceğinden. Yani bize o illerimiz diyor ki seyahat izni istenen iller. Biz bu izni veremiyoruz bu nedenlerden dolayı diyor. Arkadaşlar biz yani bakın ortak kararın içeriğinden bahsediyorum. İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara diyor ki Rize biz bu izni veremiyoruz. Trabzon biz bu izni veremiyoruz bu nedenlerden dolayı diyor. Ve onun üzerine biz neler yapmamız lazım? Ki bu karar da Ankara'daki ortak karar verdiğimiz bakanlıklarımız, kurullarımız ile birlikte yazılmış bir karardır. Onu da ifade etmek isterim. Yani ne sayın milletvekilimiz oturdu çünkü ona da çok şey geldiğini biliyorum. Böyle bir karar alıp böyle yazdı. Ne Rahmi Başkanım böyle bir şey yaptı. Ne Çaykur, ne herhangi bir il başkanım, ne de buradaki herhangi bir kimse. Bu bileşenlerin ortak kararı. Bunu özellikle bir kez daha ifade etmeyi istiyorum. Ve kıymetli arkadaşlar şu somut tespiti de söyleyeyim. Şimdi dedim ya biz 25'li sıralara yani oralara doğru geldik. Kim 4'ten oraya gelirken kimler öne geçti? Hangi iller? Aynen bizim o zaman yaşadığımız baskıyı yaşayan iller. İl isimlerini vermeyeceğim. Onlar Sağlık Bakanımızın şeyleri ama işte bu diğer illerden seyahatin yoğunlaştığı iller öne geçti. Kıymetli arkadaşlar. Evet biz hemşerilerimizin Rize'yi ne kadar sevdiğini biliyoruz. Biz de onları Rize'nin dışında yaşayan tüm hemşerilerimizi çok seviyoruz. Ve bu mevsimde Rize'ye gelememenin onlar için ne büyük bir üzüntü olduğunu da hepimiz biliyoruz. Ama şu andaki temel önceliğimiz sağlık. Şu andaki temel önceliğimiz tek bir hemşerimizin hastalanmaması. Ve bize bilim insanlarının söylediği bunun tek bir yolu var. İzolasyon ve bulunulan yerde kalınması. Bilim insanları bunu söylüyor. Bak bir boyutunu daha söyleyeyim. Zaman zaman söylüyorum. Herkesin inancına saygım var. Ama dinen de biz Rize olarak hep söylediğimiz özelliklerimizden birisi değerlerimize bağlılığımız ve insanlarımızın inançlarını yoğun yaşamasıdır. Efendimizin tavsiyesi emri olarak söylenir. Bir yerde salgın varsa belki Naci Hocam da buradaysa o da düzeltir. Bir yerde salgın varsa orayı terk etmeyin. Bir yerde salgın varsa oraya gitmeyin. Değil mi? Yani dinen de yapmamız gerekenin bu olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Kıymetli arkadaşlarım. Ve şunu söyleyeceğim. Biz bu tedbirlerin hepsini adım adım aldık. Verileri izledik. Biz ne görüyorsak dediğim gibi Ankara'da görüyor. Son 10-12 gündür özellikle yaşadığımız bu stabilite ve bizi memnun eden süreçten bahsettim sizlere. Ve şimdi şunu da ifade ederek tamamlamaya gayret edeyim. Bu ilimizdeki düzelme seyrinin, iyiye gidiş seyrinin dışarıdan gelen seyahatlerin azalmasına entegre olduğunu, birebir bununla ilişkili olduğunu ifade edeyim. Şunu da memnuniyetle söyleyeyim. 115 tane hastamız, kahraman sağlıkçılarımızın gayretiyle, bizlerin gayretiyle, doktorlarımızın, hemşirelerimizin gayretiyle iyileşti arkadaşlar. 170 civarında vakamız olduğunu düşünün. 115 tanesi iyileşti ve taburcu oldu. Elhamdülillah. Yani çok iyi bir nokta yakaladık. Şimdi bu süreçte bana Ankara'daki ilgili birimlerin verdiği birkaç bilgiyi de sizinle paylaşmak istiyorum. Sadece Abdullah Bey burada mı? Ümraniye'ydi değil mi? Üsküdar mı? Ümraniye mi? Üsküdar. Sadece Üsküdar'da 53 bin tane Rizeli hemşerimiz var. Ve sadece Üsküdar'da Rize'ye gitmek istiyorum diyen binlerce hemşerimiz olduğu söylendi.
Birkaç ilçeyle görüşüldü. Sadece Üsküdar, Kartal, Bayrampaşa, diğerlerini de düşünün. Toplam çay müstahsili sayısı 200 bin küsür. Sadece Rize'deki müstahsil sayısı, Sayın Genel Müdürüm, 135 bin civarı mıdır? Ben yanılmıyorum değil mi? 135 bin civarı. Şimdi düşünün, aynı süreci bir kez daha yaşama. Buna yeniden tetikleme, yeniden alevlenme diyorlar. Düzelttiğimiz bu durumdan sonra sadece Üsküdar'da binlerce başvuru olduğunu düşünürseniz ve burada hemen hemen her hemşerimizin, yani nüfus cüzdanında Rize yazan hemen hemen herkesin çay müstahsili olduğunu düşünürseniz ve çay müstahsili olan herkese de Rize'ye gelmek için izin verdiğini düşünürseniz yeniden nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı lütfen hesap edin. Bunu niye söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Biz hemşerilerimizin hiçbirisi, benim kıymetli hemşerilerim, dışarıdaki hemşerilerimizin hiçbirisi gidelim de Rize'yi hastedelim diye gelmiyor. Bu amaçla gelmiyor ve en az bizim kadar dikkat ediyor. Ama hastalık çok sinsi arkadaşlar. Bulaş çok riskli. Normal bir hemşerimizin davranışını söylüyorum, bana ifade edilen. İstanbul'dan çıktı, Bursa'dan çıktı, Ankara'dan çıktı, geldi. Kontrol noktasındaki polisle temas. Ne kadar mesafe kurallarına uysalar da, bakın bugün benim bir sürü polis arkadaşım, emniyet gücü arkadaşım, bekçi arkadaşım, jandarma arkadaşım şu anda vakadan dolayı ya da karantinadan dolayı işine gelemiyor. Ya onları da düşünmemiz lazım. Geldi hemşerim, ne yapıyor kıymetli basın mensupları arkadaşlar? Boş bir eve giriyor, ne yapacak? Gidiyor marketten alışveriş yapıyor mu? Mecburen. Bunu kötülük olsun diye yapmıyor. O eve yiyecek bir şeyler alacak. Kasaba gidiyor, etini alıyor. Eczaneye gidiyor, ilacı alıyor. Gelen 100 hemşerimiz geldiğini düşünün. Birinde bu vakayla geldiğinde bir insanın etkileyebildiği sayı 6, 10, 15. Bunların filyasyon sonrası, bak Mustafa Hocam söylesin, bizim takip etmemiz ve birisi hastalandığı zaman arkadaşlar, şu yapılıyor. Gel arkadaş, sen son bir hafta ne yaptın? Bak tek tek soruyor Mustafa hocalar, o filyasyon ekiplerimiz. Şu markete gittim, şu eczaneye gittim, şu komşum geldi. Ve hepsiyle tek tek görüşülüyor ve hepsine tek tek karantina altına almak, takip altına almak gerekiyor. Kıymetli arkadaşlar, biz şimdi Rize'deyiz. Elimizin altında ne var? Kim nerede, ne yapıyor? Bunun hepsini biliyoruz, takip ediyoruz. Hiçbir açığımız yok. Ama işte dışarıdan geliş olduğunda yeni veriler giriyor. Yeni hedef kitleleri giriyor. Yeni riskler doğuyor. Ankara'daki ilgili birimler, bakanlıklarımız bunu değerlendirdi. Bizler yerelde bu değerlendirmeleri yaptık. Ve kıymetli arkadaşlarım, bahsettiğim şekilde ortak bir kararla bu noktaya gelindi ve ilk çay hasadı ile sınırlı olmak kaydı ile bu karar alındı. Başka size şunu belki ifade etmek isterim. Şuna da herkesin elini vicdanına koyarak saygı duymasını istiyorum. Bakın, bizim tek derdimiz vatandaşımızın evde kalması. Ben sadece bugünkü işimi söyledim. Gece 2'de yattım. Sabah 10'da VKS ile başladım. Bugün kaçta giderim bilmiyorum. Birçok insan şu anda bunu yaşıyor. Hafta sonu biliyorsunuz cumartesi, işte burada da arkadaşlarımız vardı. 11'de ben daireye geldim. Gece en son sağ olsun kıymetli il başkanlarım davetimi kabul etti. VKS üzerinden onlarla toplantı yaptık. 10.30'da bitirdik. Çok kıymetli fikirlerini aldım. Ondan sonra bakanlarımla olan toplantım gece 1'de 2'de bitti. Pazar günü biliyorsunuz 4 il valisi. Şimdi benim emniyetim, jandarmam. PTT'nin yapacağı işi yapıyor, para dağıtıyor. Sağlık Bakanlığımızın yapacağı işi yapıyor. Ha, onlar boş durmuyor, onlar da çalışıyor. Sağlık Bakanlığımızın yapacağı işi veyahut da yardım ediyor, maske dağıtıyor. Hemşerilerimiz, vefa destek grubundan yardım etmek istediğimiz hemşerilerimiz bugün sayı 7000'i buldu. Arıyor. İki tane ekmek lazım diyor. Jandarmam, polisim, belediye zabıtam, vefa destek grubundaki sivil toplum örgütü üyesi kardeşim alıyor ekmeği, oraya gidiyor. Bunu niye söylüyorum? Elimizde yeni gelecek hemşerilerimiz için aha bunu da sen gözet diyeceğimiz bir tane fazla personelimiz yok.
Yok. Yani takdir edin, yapılan işleri değerlendirin. Bakın birinci, ikinci, üçüncü, şimdi üçüncü faz başlayacak. Ödemeler yapıyoruz. 5000, 6000, kaç oldu toplam? 4600 civar mı oldu? Abdullah Bey sen mi bakıyordun o şeye? 4600, 5000'e yakın vatandaşımıza bu arkadaşlarımız bulunduğu yerde gitti parasını ödedi. Muhtarlarımız gece gündüz koşturuyor. Allah hepsinden razı olsun. Hepsinden razı olsun. Ve coğrafyamızın zorluğunu düşünün. Her tepede bir ev var, her tepede iki ev var, her tepede üç ev var. Kimi nasıl kontrol edeceksiniz? Biz sıcakkanlı insanlarız. Bir hemşerimiz geldiği zaman bir komşusuna hediye verirken verdiği hediye paketiyle işte o virüsü aldığı zaman gitti. Hoş geldine geldi. Özlediği yola gitti. Görmediği ağaca, bahçesine gitti. İşte bakın ilk günlerde yaşadığımız sıkıntı buydu. Yeni bir atağı, yeni bir alevlenmeyi işte bu değerlendirmeleri yapan kurulların yeni bir alevlenmeye fırsat vermeme. Çünkü bakın arkadaşlar, çay Rize'dir, Rize çaydır. Ama çayı toplamak için, içmek için insanın hayatta olması lazım, sağlıklı olması lazım. Tek bir hemşerimin tırnağını yüz binlerce ton çaya değişmem ben. Tek bir hemşerimin hastalanmasını, yani tek şey bu, amaç bu. Dolayısıyla herkesten görev yapan arkadaşlarımızın, sağlıkçılarımızın yaşadığı zorlukları da hesap etmesini isterim. Ve bu kararda pandemi kurulumuzun önerilerinin böyle olduğunu, Mustafa Hocam arzu ederse açıklar. Ben çünkü bitirdikten sonra sayın vekilimden başlamak üzere buradaki heyete ekstra bilgi vermek isteyen olursa söz vereceğim. Sonra müsaadenizle biz kapalı devam edeceğiz. Çünkü şimdi müstahsillerimiz gelemediği için bu çayın hasat olması noktasındaki birçok öneri var. Onları şimdi biz konunun tarafları olarak değerlendireceğiz arkadaşlar. Artık verilmiş bir karar var. Biz şuna inanıyoruz. Biz Rizeliler olarak bu işi aşarız. Biz Rize olarak, Rizeliler olarak 30-40 yıl önce benim Rizeli amcam, teyzem, dayım bu işi nasıl aştıysa biz bunu aşarız. Allah'ın izniyle. Rizeliler olarak bakın bazı veriler paylaşayım size. Üniversiteler kapandı. Rize'de okuyan 6000 tane 19000 öğrencinin 6-7-8000'i üniversite öğrencisi. Burada kaldı. Şu anda Rize'de ve okulları yok. Rektör hocam da belki sistemleri vardır. Onlarla iletişime geçince işte 18-20 bin, affedersiniz, ve dışarıdaki üniversite öğrencisi olan Rizelilerimiz geldi. Bir sürü esnaf arkadaşım iş yerini kapattı. Ha onu da özellikle söyleyeyim. Bakın arkadaşlar, bu öyle bir süreç ki ben şimdi Şaban Başkanımı arıyorum. Diyorum ki ya başkan, sanayicimden, ticaret odamdan şöyle bir talebim var. Allah hepsinden razı olsun. Sonuna kadar fedakarlık yapıyorlar. Onlar da bizi aradığı zaman biz de onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Güven başkanım atıyor mesajını. Ben ona diyorum ki başkanım şöyle bir sıkıntımız var. Şu esnaf grubumuzun bize şu fedakarlığı yapması lazım. Allah razı olsun. Ne dedikse ikinciyi söyletmedi bize. Bakın dolmuşçu esnafımız seferlerini durdurdu. %50'ye düşürdü. Berberlerimiz kendiliğinden 2 hafta kapattı. Bazı marketlerimiz, büfelerimiz açılış saatine hiç itiraz etmedi. Bizi hiç zorlamadı. Kamu personelimiz nasıl demin anlattığım gibi çalışıyorsa belli grup personelimiz. Diğerlerinin zaten evde kalmasını istiyoruz. Ama şunu da istiyoruz. Evde kalıp bize aha şu bankanın önünde 2 tane adam var sayın valim bunu yakalayın diye fotoğraf atmasın kimse. Herkese ihtiyacımız var. Gönüllü çalışmak isteyen herkese alanda iş var. Bu vesileyle onu da paylaşmış olayım. Çünkü alandakiler çok fedakarca çalışıyor. Biz bu işin altından kalkarız. Bizim hemşerilerimiz burada kuracakları irtibatlarla çaylarını toplatacakları şeyleri organize edebilirler. Muhtarlarımız, ziraat odalarımız, çay kurumuz bu tip hazırlıklarını yapar. Ondan sonra bizim buradaki kendi yerel hemşehrilerimiz
Bugün o gündür der ve bu işin altından kalkar. Geçen muhtar arkadaşlarıma şunu söyledim. Normal zamanda herkes muhtarlığı yapar. Ben Allah razı olsun. Kim var burada? Recep Başkanım, İrfan Başkanım, Tuncay Başkanım da var mı? Var. Var. Tuncay. 3 tane muhtar derneği başkanımız da burada. 100 derneğe de ben Rize'deki her bir muhtarımdan razıyım, Allah da razı olsun dedim. Ama normal zamanda muhtarlığı herkes yapar. Şimdi işte bu işi yapmanın zamanı. Normal zamanda Ziraat Odası yönetimini, normal zamanda Ziraat Odası başkanlığını herkes yapar. Şimdi işte yöneticilikten liderliğe herkes soyunacak. İlgene Meclisi Başkanımız burada. İlgene Meclisi üyelerimiz çok gayretli şu anda alanda çalışıyorlar. Ama işte daha çok çalışacaklar ve bu açığı biz kapatacağız. Gece gündüz kapatacağız. Şeyi söyledi arkadaşlar. Madem öyle vali çıksın çayı toplasın. Toplarım. Toplamasam toplarım arkadaşlar. Yapabildiğim kadar toplarım. Tabii ki toplayacağım eğer becerebilirsem. Öğretildiğinde toplarım. Hiçbir sorun yok. Gün bugündür. Hepimiz birbirimize destek olacağız. Ben şunu söyledim. Bakın yanımda en son yaptığımız VKS'de Sayın Milletvekilim, Belediye Başkanım, Çaykur Genel Müdürüm, Ziraat Odası Başkanım vardı. Bakanlarımızla son görüştüğümüzde. Bize seçenekleri sordular. Bu seçeneklerin sonunda işte ben hemen başka bir yerde de bunun olduğunu sanmıyorum. Önce vali yardımcılarımızla zamanım olmadığı için bir grup konuştu. Ben il başkanlarımı topladım. Kanaatleriniz ne diye sordum bu seçenekler sonucu. Çünkü şunlar gündeme geldi. Bak onu da söyleyeyim. Dönüm başına 3 kişiye izin verilir mi? İşte 2 dönümden fazla yere olana izin verilir mi? Hepsi bunların çıkmaz. Hepsi bunların çıkmaz arkadaşlar. Hepsi konuşuldu. İşte o seçenekler sunulduğunda seçeneklerden birisi de çay müstahsillerinin illere gelmesine müsaade edilmemesi seçeneğiydi. Böyle bir durum olursa ne olur diye söylendi. Ben şunu söyledim. Memlekete hemşerilerimizin ne kadar memleketini sevdiği ortada. Hemşerilerimiz için çayın ne demek olduğu, bu il için çayın ne demek olduğu ortada. Ama devletimiz böyle bir kararı almak zorunda kalırsa ben Rize valisi olarak Rizeli hemşerilerime her konuda güvendiğim gibi bu konuda da güveniyorum. Hemşerilerim beni mahcup etmez diye söyledim. Eğer bu karar alınırsa diye söyledim. Seçeneklerden birisi bu oldu. Ve sonra da herkesle görüştüm. Bunları ifade ediyorum. Tekrar 23 Nisan'ımızı, Ramazan bayramımızı kutluyorum. Bana en çok sorulan, arayan hemşerilerimizden 2 tane karar var deniyor. Birinde 30 Nisan'a kadar gelinebilir denmişti. Şimdi ne oldu? Şimdi şöyle onu... Bu fırsat açıklamış olayım. Arkadaşlar daha önceki karar şu. Bizim yerelde Umumi Hıfzı Sıha Kurulu kararı alarak tabi böyle bir seyahat kısıtlaması henüz gündemde yokken hemşerilerimizin Çaykur Genel Müdürümüz ve borsamızın çay sezonu görünüre göre işte Artvin Kemalpaşa'dan ilk hanımları galiba orada yapıyoruz. 10 Mayıs, 15 Mayıs'larda başlayabilir ve bu hava durumuna göre 5 gün öne, 5 gün arkaya sarkabilirin üzerine gelen bir insanın karantinada bekleme süresini tolere edebilmesi için en son 30 Nisan'da gelmesi. Çünkü başka türlü yetişmiyor. Aldığımız bir karardı. Diyorduk ki hemşerilerimiz 30 Nisan'a kadar gelebilir ama bu yerel bir karardı. Rize Valiliği'nin bir kararıydı. Şimdi bakanlıklar düzeyinde bir karar alındığı için, üst merci kararı olduğu için otomatikmen bizim o kararımız hükümsüz kaldı. Bunu hatırlatmış olayım. Aslında onu basın olarak da duyurduk ama demek ki her vatandaşımız bunu okuyamıyor. Onu görmedi. Onu en çok sorulan sorulardan biri o. Bir de hemşerilerimizin bana en çok sorduğu soru şu. Sayın Valim ben hasta değilim. Ben niye gelemiyorum? Kıymetli arkadaşlarım kimse buraya gelirken hasta olarak gelmiyor. Oradan gelenler sağlık kontrolü olunup yola çıkıyor. Buraya geldiğinde ateşi ölçülüyor. İşte Mustafa Hocam Türkiye'deki uygulamanın ilk fikir babasıdır o. Şimdi ne oluyor? Ateşi ölçüldü, durum iyi, hiçbir semptom yok, evine gitti, 6 gün sonra çıkıyor. Buraya dışarıdan gelen vakalardan hepsinde olan o, 4 gün sonra çıkıyor, 7 gün sonra çıkıyor. Tamam mı arkadaşlar? O sorunun cevabı da o
Bu vefa destek grubu, kıymetli borsa başkanımızın söylediği de şudur arkadaşlar, mevcut vefa destek grubundan farklı. Bunu oraya bir bakanımız ekledi. Bizim orada başka bir isim vardı. Yani gelenlere yardım edelim. Ya dedi, bu vefa destek grubu diye artık dedi bir şey oldu. Bir oturdu kamuoyunda. Bu da dedi çay vefa destek grubu olsun. Ama bakın biz oraya ihtiyaç duymadan bu kentin kendi bileşenleriyle bunu çözebileceğine inanıyoruz. Ama öyle bir ihtiyaç olursa ne yapabiliriz de konuşacağız diyor. Değerli il başkanları ve çok kıymetli mesai arkadaşlarımız, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii çok çok önemli bir kararı bugün müzakere etmek üzere arkadaşlarımızla, paydaşlarımızla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapandığı günden itibaren ben de Rize'de çalışmalarımıza devam ediyorum. Bu toplantıların pek çoğuna ben de iştirak ettim Sayın Valimizle beraber. Belediye Başkanımızla ve diğer paydaşlarımızla beraber yaptığımız toplantılarla ilgili birkaç hususun ben de altını çizmekte fayda görüyorum. Toplantıya girmeden önce de İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Bey aradı. Onun da selamlarını özellikle heyete iletmiş olayım. Özellikle böyle bir heyetle toplantı yaptığımızı da kendisine söyledim. Değerli arkadaşlar, tabii özellikle il dışında yaşayan Rizeli hemşehrilerimizin hassasiyetini fazlasıyla anlayabiliyoruz. Çünkü burası bizim memleketimiz. Herkesin burada bıraktığı bir tat var, bir koku var. Belli zorunlulukları da var. Yani çay hasadı ile ilgili Rize'ye gelme hususunda belli zorunlulukları da var hemşehrilerimizin. Bunu fazlasıyla anladığımızı ifade etmem lazım. Bir haftadır, 10 gündür bizim de telefonlarımız hiç susmuyor. Hemşehrilerimizle sürekli irtibat halindeyiz. Anlatmaya çalışıyoruz. Süreci anlatmaya çalışıyoruz. Ve bu kararları anlatmaya çalışıyoruz. Tabii kararın bir yasak olarak nitelendirilmesini her şeyden önce çok yanlış bulduğumuzu ifade etmem lazım. Bu bir yasak değil. Daha önce alınmış bir kararın devamı esasında ve bir koruma kararı. Korumadan kastımız da şu. Kamu otoritesinin en önemli vazifesi, asli vazifesi insanların can güvenliğini temin etmektir. Ve olağanüstü koşullardan geçtiğimiz bu süreçte can güvenliğinin temini noktasında da belli radikal kararların alınmasını doğru ve anlaşılabilir bulmamız lazım arkadaşlar. Bunun her şeyden önce altını çizmemiz lazım. Çünkü bu karar alınmadığı takdirde oluşabilecek olumsuzlukların, burada yaşanabileceklerin sorumluluğunu da hiçbirimiz Rize'de yaşayan yöneticiler olarak taşıyamayız. Sadece bunu siyaset anlamında söylemiyorum. Bürokratik anlamda da, idari anlamda da, sivil toplum örgütü bağlamında da bu sorumluluğu hep birlikte üzerimizde taşıyoruz. Ve bu kararlarla ilgili karar tesis edilirken oluşturulan argümanları da Sayın Valimiz biraz önce detaylı açıkladı. Hatta daha da detaylandırılabilir. Daha da detaya girilebilir. Önümüzdeki günlerde muhtemelen yine ortak basın açıklamalarıyla beraber, belki canlı yayınlarla beraber bu hususta kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Önemli hususlardan bir tanesi şu. Zaman zaman etrafımızda veya bizi arayan vatandaşlarımızın yorumlarına da baktığımız zaman çok olağan koşulların argümanlarıyla bu süreci sanki yorumluyoruz gibi geliyor bana. Çok olağanüstü bir süreçten geçiyor dünya. Yani Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkede büyük bir krizden bahsediliyor ve sürecin yönetilemeyişinden bahsediliyor. Böyle bir ortamda Türkiye'de alınan bazı kararlar var ve Rize'yi ilgilendiren bazı kararlar var. Ama bu kararlar sanki çok olağan koşullardan geçiyormuşçasına yorumlanıyor. Olağanüstü koşulların kararları olağan koşulların argümanlarıyla yorumlanmaması gerekir. Çünkü çok olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Ve burada da tekraren söylüyorum, hepimizin asli vazifesi vatandaşımızın can güvenliğini temin etmektir her şeyden önce. Diğer bir husus, sanki şöyle bir ayrım yapılıyor ve bunu ben esasında çok riskli buluyorum ve hatalı buluyorum. Rize'de yaşayan Rizeliler, İstanbul'da veya il dışında yaşayan Rizeliler, sanki bu şehir sanki sadece Rize'de yaşayanların şehriymiş de burada yaşayanlar İstanbul'dakileri buraya istemiyorlarmış gibi bir hava oluşturulmaya çalışılıyor. Bunu son derece sakıncalı buluyorum arkadaşlar. Bu karar İstanbul'dan Rize'ye gelecek olan hemşehrilerimizin de can güvenliğini tesis etmek üzere alınmış bir karar. Bunu niye söylüyorum? Söylememin sebebi şu. Sayın Valimiz biraz önce rakamları ifade etti. Ve bu rakamlara biz belki de ilimize 5-10 bin civarında bir girişin ve pandeminin bu denli yaygın olmadığı bir süreçte biz
bu rakamlara ulaştık. Yani günde 10 vakaya ulaştık. Şimdi pandeminin bu kadar yaygın olduğu, daha yaygınlaştığı bir süreçte ve şu anda belki de 100 bin üzerinde hemşerimizin, vatandaşımızın Rize'ye gelecek olmasının burada yaratabileceği sonucu hepimizin öngörebilmesi lazım ki burada bilim kurulundan veya bilimsel anlamda destek aldığımız hekimlerimizin bize vermiş olduğu da bilgiler bu yönde zaten. Yani İstanbul'dan bir vatandaşımız buraya sağlıklı gelebilir. Çay dönemindeki o sosyal mobilizasyonun çok yoğun olduğu dönemde sağlıklıyken bile burası çok küçük bir havuza dönüşmüş olacak. Yani Rize küçük bir havuz olarak düşünün Rize'yi. İstanbul'dan 100 bin tane vatandaşımızın veya il dışından 100 bin tane vatandaşımızın geldiğini düşünün. Bunların içerisinde belki %1, %2 bu virüsü taşıyan vatandaşımız var. Bunlar bir vesileyle sağlıklı olarak buraya gelen vatandaşlarımızın da bir şekilde hasta olarak dönmelerine vesile olabilirler. Onun için alınan karar kesinlikle İstanbul'daki Rizeliler veya işte Rize'deki Rizelileri ilgilendiren bir karar değil. Bütün hemşehrilerimizi ilgilendiren bir karar. Bütün bölgeyi ilgilendiren bir karar. Ve sadece Rize'deki Rizelileri değil, bütün hemşehrilerimizi korumaya yönelik bir karar olduğunu bir kere daha altını çizmekte fayda görüyorum. Diğer taraftan yine olağanüstü süreçten geçtiğimizin en önemli kanıtlarından bir tanesi şu. Belirli meslek grupları arkadaşlar şu anda çok ciddi bir fedakarlık yapıyorlar. Ticaret odası başkanımız burada, esnaf odası başkanımız burada. İnsanlarımız şu anda iş yerlerini kapatmış durumdalar. Bazı sektörler tamamen işlerini durdurmuş durumdalar. Niye? Çok olağanüstü bir koşuldan geçiliyor ve bu anlamda da herkes fedakarlık yapıyor. Burada hem bu heyetin üzerinde hem de Rizeli hemşehrilerimizin üzerine yeni bir fedakarlık daha düştüğünün altını çizmemiz lazım. Belki bu karar bu heyeti en fazla iş yüküne sokabilecek karardır. Onun da özellikle altını çizeyim. İşten kaçan bir heyet olsa böyle bir kararın altına kolay kolay imza atmaz. Ama çok büyük bir iş yükünün altına bu heyet giriyor şu anda. Ve bunu da bütün Rizeli hemşehrilerimizle beraber bir fedakarlık içerisinde yürütmemiz lazım. Buradan siyasi parti il başkanlarımıza da bir kere daha sürece verdikleri katkı için yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü mesele artık hepimizin meselesidir. Bütün hemşehrilerimizin, bütün Rizelilerin meselesidir. Esasında Doğu Karadeniz'in meselesidir. Tabii Trabzon boyutunu, Giresun boyutunu, Artvin boyutunu şu anda biz burada konuşmuyoruz. Ama kendi ilimizle ilgili olan hususların müzakeresi noktasında hep beraber bir araya gelmiş bulunuyoruz. Tekraren katılım gösteren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bugün eğer bir çalışma yapacak isek, ben bu çalışmayı yaptım. Hem sanayi tarafında hem müstahsil tarafında. Yaklaşık bir müstahsilim 200-250 kilogram çay biçmesi durumunda Rize çayımızın 30 günde bitirilmesiyle ilgili erken başlayıp biraz geç bitirilip şekilde bir programla işe girdiğimiz zaman Rize ilinde 40 bin kişi tarlaya girdiği takdirde yaklaşık 10 bin ton civarında, 11 bin ton civarında bir yaşçay hasadı gerçekleşir. Rize ili dışında da yaklaşık 20 bin kişinin tarlaya girmesiyle beraber 7 bin ton, 7 bin 500 ton ve 5 bin ton civarında bir üretim gerçekleşir. Ve toplamda 15-17 bin ton civarında bir üretim olur. Bununla beraber de biz 26-27 günde ürünü toplamış olabiliriz, tarladan kaldırabiliriz. İyi bir, nasıl diyeyim, bir organizasyonla eğer il dışından gelemeyecek bölgede kimsesi olmayan insanlar için vefa destek grubu dediniz Sayın Valim, bunların çalışmasıyla beraber birbirimize destek olursak, komşularımıza destek olursak ben mercanda, ilimizde, bölgemizde bu işin kendi iş gücümüzde çözülebileceğine inanan bir sanayiciyim, bir oda başkanıyım. Öbür taraftan bizim bildiğim kadarıyla Sayın Valim, yani 20 binin üzerinde İşkur Müdürümüz burada, 20 binin üzerinde bizim işsiz kaydımız var. Bölgeye okulların kapanmasıyla gelen üniversiteli gençlerimiz var. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden şu anda kapalı olduğu için bölgede olan öğrencilerimiz var. Ben şunu söyleyeyim.
firmama eleman müracaatı aldığım dönemlerde hep eksik olurdu. İşkur'dan şuradan buradan temin etmeye çalışırdık. Ama bugün itibariyle bana %20 oranında fazla bir başvuru var. Eleman başvurusu var. Bunlar önemli faktörler olduğunu düşünüyorum. Bir rakam daha söylemek isterim Sayın Valim, eğer müsaadeniz olursa. Ben bölgemde, Güneysu bölgesinde köyler arasında bir çalışma yaptım. Muhtarlara dışarıdan gelmesi talep edilen kişiler üzerinde. Yaklaşık benim köyümden vereceğim 196 kişi gelmek istiyor dışarıdan. Kıbledağ köyünden, yes, isimlerini vermeyeyim, diğer köylerden 300, 220, 350, 400 kişi gelmek isteyenler var. Toplayıp bunları Rize'nin köy miktarıyla, yani 500-550 ile çarptığımız zaman 120-130 bin kişinin bölgeye gelmesi gibi bir durum oluşur ki ben şahsi güvenliğim açısından, çoluk çocuğumun ve etrafımdaki insanların güvenliği açısından gelmesinler, biz biraz daha gayret edelim burada. Kendi içimizde bu işi çözelim. Bu salgından ne kadar az etkilenirsek o kadar faydalı olur diye düşünüyorum. Eğer o vefa gruplarını da oluşturup gerçekten ihtiyacı olan müstahsillerimizin çaylarını toplanmasında biraz da gayret edebilirsek ben bu işin yerinde çözüleceğine kanaatindeyim. Eğer Rize'de yaşayan 343 bin insanın 40-50 bini tarlaya girebilecekse bu işi çözeriz. Ve bunu içimizde çözeriz. Ben dışarıdaki müstahsillerimizin, sadece Mayıs sezonu olarak konuşuyoruz bunu tabii, gelmesinden yana değilim, o hengameyi, o sıkıntıyı bir daha yaşamayalım diye düşünüyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli basın, siyasi partilerimizin değerli başkanları, hepiniz yaklaşan Ramazan'la dolayı Ramazan'ınızı tebrik ediyoruz. İnşallah tefekkür içerisinde, dua içerisinde bir ay geçiririz. Ve yarın 100.sünü kutlayacağımız 23 Nisan'da bu vesileyle hayırlı olsun. Şimdi çok konuşuldu tabii, hep aynı meseleler üzerine gidiliyor ama burada aslında Sayın Valim basına da çok iş düşüyor. Çünkü basın bu söylenenleri ne şekilde yazıyorsa kamuoyundaki algı öyle gidip bir yerlere doğru gidiyor. Onun için burada yazılacak çıkacak cümleler çok önemli ve burada buradaki heyetin konuşmasından ötesinde bu sağlık meselesi. Yani deniyor ki dünyada olayları takip ediyoruz. Rize'ye böyle bir kitlenin gelmesi eğer buradaki durumu bozacaksa bunu çok fazla da konuşmanın anlamı yok yani. Hem gelenler için hem buradaki olanlar için. Bence 20 yaşın altı yasaklandı. İtiraz ettik mi? Daha fazlası olsun dedik. 65 yaşın üstü evlerde olsun dendi. Herkes evet dendi. 30 şehir artı Zonguldak dışarı çıkmasın dendi. Hatta daha fazlasını istedik. Bunlar hepsi ne için? Sağlık için. Şu anda alınan karar da sağlık için. Burada bence bunu çok net bu şekilde ifade etmek lazım. Ama çözüm olarak şunların tespit edilmesi lazım. Gerek Çaykur, gerek ticaret borsası. Bizim ne kadar köy köy, mahalle mahalle ne kadar bir açığımız var? Yani neyi tartışıyoruz? Belki de çok az, çoğu gelmiş zaten içeride. Köylerde herkes işini halletmiş. Belirli köylerde, mahallelerde atıyorum işte 3-5 hane, 5-10 hane, 2-3 dönüm yahut da şu kadar çayı var diye bir kere bu bir tespit edilir. Problemimiz ne kadar büyük, ona göre bir çözüm üretmek adına. Daha sonra da bunun İşkur üzerinden şu anda Rize'de geçen sene 27 bin tane başvuru vardı İşkur'da. Ve bunların 18-17 bini de bayandı zannedersem. Hasan Bey burada rakamın çoğu bayandı. Bunun ötesinde belki daha farklı şeyler ve belki ilk kez şunu deneyeceğiz Sayın Valim. Yaklaşık 10 yıl önce acaba aile şirketleri üzerinden çaylar kesilebilir mi? Aile şirketlerinden kasıt belirli şirketler kurulsun. Şirket desin ki ben bizim köyde 100 ton çayı, yaş çayı ben keseceğim diye 10 tane 15 tane kişi alsın sigortasıyla beraber, efendim desteğiyle beraber ve bu çay artık buraya doğru gidiyor. Çünkü 20-30 yıl önceye göre şu anda ortalama 3 dönüm şahıs başına düşüyor. Köylerin çoğunda 5-600 kilodan
İşte 10 tona kadar çay kesen aile skalası var. Onun için problemi önce sahada tespitini yapmak lazım. Bir de paniğe de gerek yok. Ben basında şimdi son gün bu açıklamadan sonra duyuyorum. Çaykur Genel Müdürü diyor ki biz çay Mayıs'ın 15'i şu soğuk havalar devam ederse 15-20 kampanya açarız. Sahilde bu ayrı açılıyor biliyorsunuz, bir 10 gün sonra, bir hafta sonra yukarıya doğru açılıyor. Yani önümüzde 20-30 gün daha bir dönem var. Bunun en kısa zamanda tespiti yapılması lazım. Mahalleler ve köyler bazlı. Mahallelerde de çok sıkıntı yok. Daha çok köylerde büyük üretici var. Bunlar tespit edildikten sonra bu heyetle beraber çok rahatlıkla yapılabilir. Ben bence yasağın niye olup olmamasını tartışmaktan ziyade mevcut kalabilecek çay neyse, ne kadar bir alansa, bunun nasıl toplanmasıyla ilgili çözüm üretilir ve bu da şu anda bazı köylerde, mahallelerde ben duyuyorum ki İstanbul'dan telefon ediyor, ya bizim çayı da siz kesin, şunu da yapın diye. Biz içeride o çay kestirecek kişilere Rize içinden işçi temini noktasında bir havuz oluşturmamız lazım ki birileri gelip, evet burada isimler var, bunları alıp biz köyümüzde çayı kestirebiliriz diye. Bu anlamda bu şeylerin, köylerdeki açıkların net bir şekilde, zaten siz talimat vermişsiniz, muhtarlar nezdinde bu çalışmalar da yapılıyor, hem Çaykur'daki personeller nezdinde bu yapılınca problemimizin ne kadar boyutta olduğunu görürüz. O zaman üzerine gitmemiz de o kadar rahat olacak. Bir de şunu göstermiş olacak inşallah, hani biz bize yeteriz, bunu biz bize yeteriz Rize haline getirmemiz lazım. Bu çaylar kendi içimizde kesilirse, bu para ciddi anlamda burada kaldığı zaman dolar, bu da şehrin farklı bir noktasına getirmesi lazım. Hani deriz ya, her tehditlerden güzel fırsatlar doğar, her olumsuz... De herkesi saygıyla selamlıyorum. Gelecek olan Ramazan ayının özelde Rize'ye, Türkiye'ye, genelde tüm İslam aleminin hayırlı olmasını diliyorum. Her sene çay sezonunda olduğu gibi biz 46 yaş çay fabrikasıyla başlıyorduk. Bu sene Fındıklı Sümer'de açılacak olan yeni bir 320 tonluk fabrikamızda 47 fabrikayla çay alımına başlayacağız. 1 Mayıs itibariyle fabrikalarımızın tamamı yaş çay alımına hazır hale gelmiştir. Sayın Valimizin de söylediği gibi bugüne kadar normal şartlarda olağan bir hava içerisinde çay sezonuna giriyorduk. Bu yıl maalesef koronavirüs nedeniyle olağanüstü bir dönemde çay hasadı yapılacaktır. Ancak Çaykur olarak biz üretici için, çalışanımız için, nakliyecilerimiz için gerekli, alınması gereken her ne tedbir varsa hepsini almış, fabrikalarımıza iletmiş. Mayıs ayından itibaren de çalışacak olan kardeşlerimizin işe başlamasıyla üreticilerimize, çalışanımıza hepsi etraflıca, detaylıca anlatılacaktır. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Çayın tamamını alacağımızı her sene söylediğimiz gibi yine de söylüyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşanmaması ne temenni ediyorum. Bunun haricinde zaten süreç kendi içerisinde, kendi mecrasında ayrıca işleyecektir. Teşekkür ediyorum.